Geldiğimizden beri susuyorsun. Ne bu halin? Anlat hele. Bugün bir düğüne gittim. Kimin düğünü? Güllü'nün. Güllü? Hani hep resmine baktığım kız var ya. Onun işte. Kiminle evlendi bil bakalım. Ben ne bileyim kardeş? Muzaffer Bey'le. Üzülmene değmez o zaman. Muzaffer gibi vicdansız, kitapsız bir adamla evlenen, para pul için seni mahpuslarda terk eden kızdan hayır gelmez kardeş. Keşke dediğin gibi olsaydı. Güllü'nün hiçbir suçu yok. Ben ittim onu Muzaffer'in kollarına. Benim korkaklığım, acizliğim yüzünden gitti. Çok seviyorduk birbirimizi. Ama babası kızım Muzaffer'in yeğeni Zaloğlu'yla evlendirmek istiyordu. Para yüzündendir kesin. Evet. Para. Anayı kızdan, babayı oğuldan ayıran para. Güllü direndi ama. O direndikçe daha çok eziyet etmeye başladılar. Neredeyse her gün dövüyorlardı kızı. Sonunda dayanamadım. Dalıverdim evlerine. Abisi silah çekti. Sonra... Demek adam yaralamaktan yattığın buydu ha. Uğruna bu kadar mücadele ettiğin kızı... niye bıraktın be Kemal kardeş? Baba sevmiş haber gönderdiler. Bırak bu kızı yoksa öldürürüz diye. Gözlerini para bürümüştü. Yaparlardı, öldürürlerdi Güllü'yü. İçim kanı ağlaya ağlaya yalan söyledim Güllü'ye. İstemiyorum. Sevmiyorum seni artık dedim. Sandım ki mahpushaneye girince unuturum onu. Ama olmadı. Bir an bile gözümün önünden silemedim yüzünü. Sonunda bugün... onu beyaz gelinlikler içinde görünce anladım ki... ben onsuz yapamam. Yaşayamam bu hayatı.